Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Herkese yakadan merhaba arkadaşlar. Bugün şu anda girdiğiniz video bir clickbait değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü bir clickbait gibi gözüküyor. Bir fragmanımız var elimizde. Bir karakterimiz var ve bunu değiştirme yoluna gideceğine dair designer'ın kendisi, hani designer'lardan biri bunun değiştireceklerini anlatan bir yazı paylaştı. Hemen ne dediğini söyleyelim. Desteğiniz ve eleştiriniz için teşekkür ederim. Mesajınız oldukça sesli ve netti. Dizayndan dolayı mutlu değilsiniz ve değişiklikler istiyorsunuz. Bu olmak üzere Paramount'taki ve Sega'daki herkes karakteri gelebileceği en iyi hale getirmek için toplanmış durumdalar. Sonic Movie, Sonic filmi yani, gotta go fix fast, daha hızlı düzeltmeliyim diye bir yazı paylaştı. Bu cidden çok garip bir şey ve herkes de hani buna şey olarak böyle farklı farklı şeyler paylaştı. Birazcık bunları inceleyeceğiz bu videoda. Neler hani topluluk olarak neler paylaşmışlar diye. Çünkü güzel Sonic dizaynları var. Dalga geçmek için yapılmış Sonic dizaynları var. Yani çok farklı. Bir dakika. Bakın buna benzer var. Birazcık daha ana karakterin temasına, hani ana karakterin görünüşüne birazcık daha uygun. Bu birazcık dalga geçmek için olmuş olabilir. Ama hani nasıl diyeyim? Bu gözleri birazcık daha kısıp şu ortayı birleştirip, yani tek bir göz şeklinde olmaktansa, hani çünkü daha farklı bir şekilde gözüküyor. Hani oyunlarından öyle bir şey olması lazım bence. Hani buna benzer bir karakter yapısı görebiliriz belki. Ya umarım şu anda gördüğümüz karakterden daha kötü bir karakter bizi beklemiyordur, ama olabileceği en iyi hale getireceğiz dediklerinden dolayı yüksek ihtimal ana karaktere benzer bir şey olacaktır. Yani şimdi gibi bir şey ama çok güzel olmuş bu. Hoşuma gitti. Yani bizim ilk düşündüğümüz zaten buydu. Hani buna benzer bir karakter yapısı yapılabilir mi acaba diye düşündüydük. Yani bence gayet hoş olacağını düşündüydüm şu şekilde. Tabii dediğim gibi şuraya bir iki göz birleşmesi yerine, çünkü daha nasıl diyeyim, animasyonun su durmak yerine daha bir canlı bir varlık gibi durması için o tek göz kısmını birleştirmeleri lazımdı. Yani evet, bu çok fazla Mickey Mouse tarzı bir şey olmuş. Ya mesela karakterin orijini bu. Hani bu şekilde olması lazımdı zaten orijinalde de. Dediğim gibi daha tüylü bir karakter haline getirecekleri için bu şekilde olacağını zannetmiyorum ben. Daha çok şu üstte gördüğümüz şuna benzer bir şey olacaktır herhalde. Ya da bak şunun gibi. Mesela ortada gözü birleşmiş ama birazcık daha büyük gözlere sahip olan bir sonuçlara gireceğiz yüksek ihtimal. Ayakkabılarını değiştirin diye bir küçük bir şey yapmışlar. Sadece söylüyorum diye. Bak mesela ben böyle bir şey göreceğimizi tahmin ediyordum ama daha sonrasında hani şeyler vardı, birçok dalga geçen içerik vardı. Hangisinin içerisinden hangisi gerçek cidden anlayamıyordunuz. Şöyle bir şey görmek isterdim açıkçası. Dediğim gibi şurasını birleştirecekler. Daha şu göz şekline uyacak bir göz yapıp şuraya kapatsalar mesela, bence gayet güzel bir karakter yapısı olacaktı. Çok farklı şeyler paylaşmışlar. Bakalım daha neler vardı. Ha, bu kadar mıydı bunlar? Daha fazla diye hatırlıyorum. Şöyle bir şey yapsalar karakteri, bu da olabilirdi bence. Evet, yani ben işte şundan bahsediyordum. Yani
böyle bir karakterden hani şu olacağını, şöyle bir şey olması daha hem karakterin orijinine daha iyi uyardı. Çünkü işte Sonic'in kolları mesela ten renginde ama buradaki yapılan şey de birazcık daha değil, mavi yapmışlar kolları. Bu yüzden bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyordum ama yani ne bileyim. Dizaynı değiştirme yolu olabilir. Fragmanı yayınladıktan sonra böyle bir şey yapmaları çok cidden garibime gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. Bakalım nasıl bir şey olacak yeni dizayn. Hani cidden böyle mi olacak? Yoksa yine daha farklı bir dizayn mı göreceğiz? Daha hani böyle tüylü bir dizayn mı göreceğiz? Yoksa daha çok böyle oyuna yakın dizaynlar mı göreceğiz? Bu nasıl diyeyim bilmiyorum. Umarım daha kötü bir şeyle karşılaşmayız. Yani böyle bir şey de olabilir. Evet, mesela kapağı yapan biri olmuş. Bir fan olmuş. Cidden harika yani. Şöyle bir baktığımızda. Hani böyle bir kapak görseydik yüksek ihtimal oh falan diye. İnsanlar daha da hype'lanırdı bence. Yani şeyi görmekten sonra ana bir tane daha vardı böyle. Sadece mavi siyah olarak gözüken. Yani bence üf yani. Gayet iyi. Evet arkadaşlar bu kadardı. Böyle bir aynen kapağımız da şuydu zaten. Şöyle bir şey görmektense onu görseydik yüksek ihtimalle insanlar daha da çok sevinecekti. Hani karakterin dizaynı falan. Ben bunu gördüğümde hani dedim. Yani olmuşlar dedim hani nasıl şey yapacaklar ve ellerinin bu şekilde olduğunu görünce direkt eldiven girmeyeceğini anladıydım. Yani eldivensiz bir Sonic göreceğimiz ama dediğim gibi mutantımsı bir hava vermek istedikleri için dedim. Hani gayet doğal böyle bir şey yapmaları ama ilerleyen vakitlerde ne olacak acaba? Neler ne gibi bir karakter göreceğiz? Diğer fragmanda nasıl bir Sonic göreceğiz? Nasıl bir dizayn göreceğiz? Belki filmde de değişikliklere gidecek. Belli olmaz. Hani daha farklı bir senaryo çizebilirler, daha güzel şakaları elde edebilirler. Çünkü bazı kişiler şakalardan ve müzikten de çok rahatsız olmuşlardı. Gangsta Paradise Sonic'le ne alakası var tarzı. Oysa ben sevmiştim. Bence tınısı hani içindeki nasıl diyeyim şeylere bakmaktansa o Gangsta Paradise tam bir açılış şarkısı gibi bir böyle dinledikten sonra açılışta yapılan bir şarkı olabilirdi ve insan hani burada geçiyor hani açılış şarkımızda bu geçiyor falan deyip de şey yapıyor ama Sonic'in karakteristik özelliklerinde bunu bağlaştıramadığı için fanlar bu tür bayağı büyük tepkiler verdi. Niye Gangsta Paradise var? Daha güzel şarkılar var işte karakterin şeyiyle hikayesiyle bilmem nesiyle uyum yapabilecek falan tarzı konuşmuşlardı. Bakalım ilerleyen zamanlarımızda ne olacak? Ne gibi şeyler göreceğiz? Umarım daha kötü bir dizayn görmeyiz dediğim gibi. Bir dahaki bölümlerimizde de görüşmek üzere dedim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.